Ve gebelikten sonra doğum sonrası görülen depresyonu konuşmak istiyoruz. E, gebelik aslında son derece neşeli, güven dolu, sevgi dolu bir ortam olarak şartlanmakla birlikte kadın için depresyon hormonlarının arttığı fizyolojik depresyonun görülebileceği durumlardan bir tanesidir. Adet öncesi döneminin sıkıntılı, gergin, ödemli, ruhsal dalgalanmalarına yol açan progesteron hormonu gebelikte 4. ayda neredeyse 100 kat artar. Bu da kadında fizyolojik olarak depresif bir durumun ortaya çıkmasına sebep olur. Gebelik depresyonu aslında sandığımızdan çok daha sık rastlanmaktadır. Ülkemizde net veriler olmamakla birlikte her 5 gebeden birinde gebelik depresyonu görülebilir. Gebelik depresyonu gebelikte aslında iştahsızlık, yemek bozuklukları, bazen aşırı iştah Uyku düzensizlikleri, uykusuzluk veya aşırı uykuya meyil, aşırı yorgunluk, tarif edemediğimiz, sebebini bilemediğimiz bir yorgunluk hali, keyifsizlik, normalde yapmaktan keyif aldığımız işlerden keyif alamamak, gebelik konusunda sürekli takıntılı, değişken, kötü, anksiyetelere, stres bozukluklarına yol açabilecek düşüncelere sahip olmak. Bu bazen gebelikle ilgili olabilir, bazen doğumla ilgili olabilir, bazen bebekle ilgili anomaliler olabilir. Bunları kafasından atamamak, iştah problemlerinin haricinde kendi kişisel öz bakımını yapamamak, saçlarını taramak istememek, makyaj yapmak istememek, bir yerlere gitmek istememek, hayattan alınan keyfin son derece azalmasıyla birlikte gider. Normalde de zaten pek çok soruna yol açan depresyon gebelikte olduğunda bebeğe, doğmamış bebeğimize olan bakımımızı, kendi öz bakımımızı, hayat kalitemizi son derece azaltır. Bu durumda gebelikte oluşabilecek komplikasyonlar artar. Gebelikte, gebelik öncesi antidepresan kullanımı varken gebelikte aniden bırakılan antidepresanların da Rebound depresyon dediğimiz yeni bir depresyonu tetiklemesi mümkündür. Maalesef ilk 3 ayda çoğu ilacı kestiğimiz gibi antidepresan kullanan gebelerde de ilk 3 ay antidepresanları kesmek durumunda kalır. Bebeğin organ gelişimi tamamlandıktan sonra takip eden psikiyatristi psikoloğuyla ile birlikte antidepresanların kullanımına izin veririz. Gebelikte antidepresan kullanımının yarar-zarar dengesi gözetilerek hekiminizle birlikte, kadın doğumcunuz, psikiyatristiniz, psikoloğunuzla birlikte düşünülerek karar verilmesi gereken, ancak kaçınılmaması gereken durumlardan biri olduğunu bilmemiz gerekir. Antidepresan kullanılmaması halinde gebenin bebeğine ve kendisine olan bakımının azalması, alması gereken vitaminleri almaması, yaptırması gereken tetkiklerden kaçması, Düzane takiplere gitmemesi, şekerini dengeleyememesi, uykusunu dengeleyememesi, iştahını dengeleyememesi nedeniyle bebeği pek çok soruna maruz bırakacaktır. O yüzden gebelikte antidepresan kullanmaktan kaçınmayalım. Doktorunuzla ilaç dışı yöntemler konuşulmakla birlikte e, ilaç dışı yöntemlerden de çözüm alamayan gebelerde kullanırsam bebeğime zarar verir düşüncesinden uzak durmakta fayda var. Depresyonun kendisi kadında stres bozukluklarına sebep olduğu için bebekte pek çok stres bozukluğuna ve ileriye dönük uzun dönem zararlı durumlara zaten yol açacak bütün kapıları açmaktadır. Doğum anksiyetesi ise bu kadınlarda çok daha fazladır. Gebeliğinde depresyon tanısı almış veya gebelik öncesi depresyon tanısıyla gebeliğini geçirmiş kadınların vajinal doğumdan daha uzaklaşıp sezaryana doğru gitme ihtimalleri ve komplikasyonları normal şartlara göre her zaman daha yüksektir. Bu kadınlarda sezaryan daha sık görülür. Doğum sonrası depresyon ise gebelikten çok daha ağır seyreder. Doğum sonrası melankoli dediğimiz hafif, depresyon bir orta seviyesi, psikoz ise çok daha ağır seviyelerde e, ruhsal durum bozukluklarıdır. Doğum sonrası bebeğe bakım da kaybolur, annenin kendisiyle ilgili negatif düşünceleri artar, uyku düzensizlikleri emzirme sorununa sebep olur, emzirme sorunu bakımı ihmal eder, annenin suçluluk duygusuyla birleşir ve doğum sonrası depresyon çok daha ağır ilerler. Lütfen gebelikte ihmal edilmiş, gözden kaçılmış herhangi bir depresyon, atlanmış bir depresyon var ise ve siz bunun doğum sonrası farkına varmışsanız lütfen doğum sonrası kişileri hekimle buluşturunuz. Gebeler depresif hissedebilirsiniz, mutsuz hissedebilirsiniz, iştahsız, yorgun, keyif almaz hissedebilirsiniz. Bu durum gebelikle uyuşmaz. Hamileyim, mutlu olmak zorundayım, neşeli olmak zorundayım. Herkes kadar Mutlu olmalıyım düşüncesine sahip olmayınız. Eğer kötü hissediyorsanız lütfen bunu söyleyin, paylaşın, yardım isteyin. Yardım istemezseniz farkına varılmazsınız. Yardım istemezseniz çok geç kalınır. Yardım istemezseniz sorunlar büyüyerek yumak haline gelir. Lütfen gebelikte depresyonu konuşmaktan kaçmayalım, kaçınmayalım. Yanlış sahte mutlu tablolar çizmeyelim. Hekiminize lütfen başvurun. Depresif durumlarınızın farkında olun.